Ne oldu şu vaziyette? Hele hele bizim binamız pert oldu. Bu kadar bir çekim. Orası benim evim ama benim çiftliğim de var. Ben çiftliğimde kaldım. Hayatta çok şey yaşadım. Ben İsrail'in 35 yıllık ziraat odası başkanıyım. Neden depremde mi etkilendiniz? O anı bize bir anlatabilir misiniz? İlk depremde şimdi şey olacak. Detay olarak. Hani konuşurken sonra röportajda. Evet. Ben sen fazla mesafesi yok. Peki o deprem anı nasıl oldu? Şimdi onu diyorum. Tam saati hatırlamıyorum. Demir. Onu tam açayım diyene kadar şakırt ettim. Bomba düştü. Rahat diye düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Oğlum beni kurtar diyorum yani. Çünkü o daha yakın. Biri İstanbul'da, biri Hatay'da, biri ne bileyim şeyde beni anca yakınımda olan o kurtarır diye. Oğlum beni kurtar, oğlum beni kurtar, oğlum beni. Sonra insanın hayatında hiç görmediği şeyleri o zaman yaşıyorsunuz. Nasıl yaşıyorsunuz? Kabus görüyorsunuz. Orada çok çeşitli şeyler görüyorsun. Allah Allah. Bunları ben mi yaptım? Bir tarafta bakıyorum ki benim çiftliği soyuyorlar. Ben onlara gidiyorum. Bak orada şeydeyim. Bir tarafta hiç görmediğim, etmediğim bir film seyrediyorum. Resmen film sanki senaryosunu ben yazmışım. 3 gün kalmışım ama bu arada biraz uyanık bir şey oldu mu elime vuruyorum pat 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 beni kurtarın beni kurtarın beni kurtarın diye. O arada bizimkiler artık yetişti. Medya yetişti. Ahmet Hakan Bey sağ olsun onu yayını kesmedi şey olana kadar. Bekir amca diyerek başındaydı. Ben çıkana kadar tamamen yayın yaptı. Sonra beni oradan çıkarttılar. Saat 4'ten sonra bu patlama olunca ben kapıya koştum, orada çöktüm. Bu kadar. Çöktüm, 3 gün, 3 gece orada kaldım. Zaten hep diyorum ki Allah'ım çocuklarıma kavuştur, Allah'ım çocuklarıma kavuştur, Allah'ım çocuklarıma kavuştur. Duam bu. Bir de yere vuruyorum. Aman bu. Ben dedim ki nasıl olsa sesimi duyar olur. Apartman ya. Sonra şöyle bağırıyorum yukarıdaki komşuya. Salman, komşu, sesimi duyuyor musun? Sen üsttesin. Karşı tarafındaki. Hasan, sen duyuyor musun? Ver tarafta Bülent. Duyuyor musunuz lan beni? Vuruyorum. Bak aklımda hepsi isimleri. Komşumun şeyimde. Benliğim yerinde. Ama yaşantımda o 3 günün nasıl geçtiğini bilmiyorum. O an ben artık kurtuldum dedim. Ses ver. Duydunuz mu beni? Duydum diyorlar. Zorlukla çok yaşanıyor yani. O zaman beni direkt şeye götürdüler. Antep'te Lifi Hastanesi hospitala. Orada uyandığımda artık çocukların beni alıp götürdüğünde onlar şey yaptıklarında artık ben orada hayata kavuşmuşum. Çok şükür. Sadece sağıma soluma baktılar bir şeyin yok. Kolda sıkıntı var. Ben dedim biz yakayı kurtardık çok şükür. Bizim artık sanki bir herkesin amcası olduk. Bekir amca demeye başladılar. Bir dediğimizde iki etmediler. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Sizler sağ olun. O bina 23 sene. Benim eski evim, babamın yaptırdığı eski ev 70 sene. 70 senedeki eve hiçbir şey olmadı. 3 katlı. Bu 7 katlı. 23 senede pert oldu. Demek ki bu adam öncesinde orası hamamdı. Ben gençliğimde biliyorum hamama giderdik. Eskide herkes hamama giderdi. Sırtımı keselerdi ne yapardı. Sonra müteahhit oldu. Müteahhit olunca da işte demek ki sulu şey yaptı. Keseledi evi. İşte ev part oldu. Allah devletimize de zaval vermesin. Biz bunları aşarız ama giden canı getiremeyiz. Tamam diğer şeyler hepsi yapılır. Olur önemli değil. O diğer cana eğer bile bile sebep olanlar varsa Allah onları öyle yapsın. İsrail'in siyaret odası başkanı.
gelmiyor mu?